1950'li yıllar Amerika'da McCarthy dönemiydi. Joseph McCarthy adı verilen bir cumhuriyetçi senatör, siyasi anlamda nüfuzunu arttırabilmek ve başkanlığa yürüyebilmek adına Amerika'daki anti-komünizm manyaklarını dürtmeye başlamıştı. İşte bu soruşturmalardan da Oppenheimer'da nasibini aldı. Çünkü 50'li yılların başında Amerika'nın hidrojen bombası programını da yönetmesi istendi. Ama Oppenheimer, ben zaten bir cehennem yarattım, başka bir tanesini yaratmakla uğraşamam diye projeye katılmayı reddetti. Hatta bununla da kalmadı. Amerikan hükümetinin ve Sovyet hükümetlerinin hidrojen bombası geliştirme çalışmalarını durdurması yönünde de çok ciddi anlamda politik baskı yaptı. İşte bu yüzden de tam anlamıyla McCarthy'nin hedef tahtasına oturtuldu ve o dönem zaten bir komünist sol geçmişi olduğu için de vatan haini olmakla suçlandı. Ruslara bilgi satmakla suçlandı. 1963 yılına kadar pek ortaya çıkmadı ama bu tarihte dönemin başkanı Johnson, Oppenheimer'a iade itibar yapabilmek için o dönemin en prestijli ödüllerinden biri olan Fermi ödülünü verdi.